Hayırlı günler değerli izleyenler. Haşr suresinde Cenab-ı Allah Ensar ve Muhacir'den peygamberimizle yaşayan insanlardan bahsettikten sonra onların ardından gelen insanların yapması gereken, yapılması istenilen bir duaya yer verir. Beraberce bir anlamda bizden istenen bu duaya bakmaya çalışalım. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْا۪يمَانِ وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُوفٌ رَح۪يمٌ Bunların ardından gelenler de ey Rabbimiz derler, bizi ve bizden önceki iman etmiş kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve duyguya yer bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Değerli kardeşlerim, ayeti kerimeye baktığımız zaman öncelikle bizi hem kendimiz hem de bizden önce yaşamış olan bütün müminlere duaya bir davet var. Kendimizin bağışlanması için dua ederken bizden önce yaşamış olan, iman etmiş olan bütün kardeşlerimize dua bize öğretiliyor. Biz büyüklerimizden aldığımız öğretiyle bunu yapan insanlarız. Yani dua ederken hem Hazreti Adem'den peygamberimize kadar bütün peygamberlerimize, ashaba, ehli imana, İslam dinini bize ulaştıran herkese, hatta üzerinde yaşamış olduğumuz toprakları bize emanet eden, Bedir'den bugüne kadar şehit olan bütün şühedaya dua ederiz. İşte bizi buna sevk eden amil bu ayeti kerimede bizden istenilen, bize öğretilen hakikattir. Biz duasında bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizin bağışlanmasını, affını, rahatını arzu eden insanlarız, öyle olmalıyız. Ve ayeti kerimenin devamında çok önemli bir dua cümlesi öğretiliyor. Kalplerimizde iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve duyguya yer bırakma. Değerli kardeşlerim, hem bizden önce yaşamış olan, Peygamber Efendimiz zamanından bugüne kadar yaşamış olan, hem de bugün yaşayan müminlere karşı kalbimizde herhangi bir kötü düşünce ve duygu beslemek bize yakışacak bir hal asla değildir. Zaman zaman bazen kardeşlerimizin tarihte yaşanan hadiseler hakkında detaylı ve hakkaniyetli bir bilgiye sahip olmaksızın, bugün birkaç sayfa okudukları bilgilerle, duydukları cümlelerden hareketle gerek peygamber ailesine, gerek peygamber arkadaşlarına dair farklı cümleler ve düşünceler içerisine girdiklerini görebiliyoruz. Bunun kötü örneklerine şahit olabiliyoruz. Veya tarihte yaşanmış hadiseleri o günkü şartlar içerisinde yaşayan bilen bir insan olmaksızın bugünden o güne yönelik farklı yorumlarda bulunarak inanmış olan insanlara yönelik olumsuz duygu ve düşünceler içerisine girebiliyor, yanlış cümleler sarf edebiliyoruz. Ve bugün inananlar olarak, müminler olarak maalesef zaman zaman bir kısmımız bir diğer kısmımıza yönelik farklı kötü, olumsuz duygu ve düşünceler içerisine girebiliyor. Bir kere yaratılanı yaratandan ötürü sevme anlayışından hareketle bütün insanları sevmek, saygı duymakla yükümlü olduğumuz gibi bütün inananları kardeş olarak görmek, candan görmek ve bütün inananlara yürekten bir sevgi besleme zorunluluğumuz var. Hiçbir mümine yönelik kalbimizde, yüreğimizde şahsi sebeplerden dolayı olumsuz bir duygu besleyemeyiz. Biz sevdiğini Allah için seven, buğz ettiğine de Allah için buğz eden insanlardan olmalıyız. Bize yönelik anlık tavırları, davranışları, sözlerinden hareketle hiç kimseye kin beslememeli, kalbimizi bu surette karartmamalı, hiç kimseyi kalbimizde adeta mahkum etmemeli ve gönlümüzü hapishaneye çevirmemeliyiz. Mümin hiç kimseye, özellikle mümin kardeşine olumsuz duygu beslememelidir. Ama
nefis var, şeytan var, dünyevi farklı unsurlar var. Bütün bunlardan dolayı güçsüz düşebiliriz diye işte Rabbimiz bize bu doğrultuda bir dua öğretiyor. İnananlara karşı kalbinizin kötü düşünce ve duygulardan arınması için bana yalvarın ki ben de size destek olayım diyor. Ve bize ayet-i kerimede iki önemli vasfını yine bildirmiş oluyor. Kendisinin şefkatli ve merhametli olduğunu, yani darlandığımız, sıkıştığımız, yapmakta zorlandığımız konularda bu merhameti ve şefkatiyle bize destek olacağını da bildirmiş oluyor. Cenab-ı Allah'ın hayatın her alanında desteğiyle bize yardımcı olabilmesi temennisiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.